Dört teker muhabbetlerden herkese selam. Bugünkü test aracımız Astra Sedan H-Kasa Enjoy Paket. Evet arkadaşlar, aracın birazcık sürüş dinamiklerinden bahsedeceğim. 1.6 115 beygirlik bir araç bu. Otomatik şanzıman 5 ileri bahsettiğim gibi. Araç yol tutuşu anlamında size çok ciddi bir yol tutuşu veremiyor. Bu aracın üzerindeki lastiklerden de kaynaklı olabilir bu durum. Yani aracın üst limitlerini zorladığınız zaman arkadan kayma eğiliminde araç. Ama buna ek olarak arabada ESP var standart olarak. ESP olmasından dolayı da aracın yoldan çıkması, yani çizgiden kopmasıyla beraber ESP devreye girerek aracı kolaylıkla toplayabiliyor. ESP o anlamda güzel diyebilirim. Güvenlik anlamında artı katmış araca. Yol sesi konusunda ortalama bir yol sesi var aracın. Yani ne çok iyi ne çok kötü. Motor kaputunun altında bir izolatör olmamasından dolayı overboost yaptığımızda araçta içeri doğru çok fazla ses alabiliyor araba. Rahatsız edici olabiliyor. Mesela şunun gibi. Videoda ne kadar duyuluyor bilmiyorum ama içeriye birazcık rahatsız edici bir ses alıyor. Onun haricinde tekerlek sesi C segmenti standart bir sedan araba için ortalama bir yol sesi alıyor diyebilirim. Sadece motor konusunda izolasyonu bir tık daha iyi yapmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Birazcık performansından bahsedeyim. Performans olarak 115 beygirlik bir araca göre ortalama atmosferik motorda ortalama bir performans gösteriyor araba. Tabi turbo besleme olmadığı için motorda turbo beslemeli araç kullandıysanız daha önce muhtemelen sizi çok tatmin etmeyecek bir performans. Ama genel anlamda 115 beygirlik bir araba kullandığınızı size hissettiriyor. Kötü diyemem performansı için. Yakıt tüketimine gelecek olursak 9.2 litre şu anda gösteriyor benim bilgisayarım, yol bilgisayarım. 9.2 litre tabi genel anlamda şehir içerisinde kullanımla beraber 9.2 litre. Uzun yollarda bu yakıt tüketimi daha da düşebiliyor. 8.5'lara, 8'lere hatta 7.8'lere kadar düşebiliyor. 100 km hızda seyrederken 5. viteste yaklaşık 2100 devir bölü dakikalık bir devirde hareket edebiliyor araç. Bu da normal düz yolda 6.2 5.8 arasında yol bilgisayarında bir değer gösteriyor. Bu da uzun yollarda 90-100 km hızla gidildiği zaman anlık tüketimden yola çıkarsak güzel bir tüketim değeri var diyebiliriz. Ama tabii şehir içine girilmesiyle beraber, sıkışık trafiklere girilmesiyle beraber bu ciddi anlamda yükselebiliyor. Şu an dediğim gibi 9.2 litrelik bir yakıt tüketimi var aracın. Evet, şanzımandan bahsedecek olursak gerçekten çok beğenmediğim bir şanzıman var üzerinde. Tek kavrama, 5 ileri. Araç vites atarken size bunu o kadar fazla hissettiriyor ki rahatsız edici oluyor bir noktada. Şanzıman tepkileri de birazcık gecikmeli.
Tabii ki çift kavrama DSG şanzımanlarla kıyaslamak zor. Ama model yılı olarak baktığınız zaman bu araç 2013 model. Emsali araçlar misal Jetta DSG şanzımanı olduğu için bundan çok daha ileri bir şanzıman seçeneğiyle karşınıza çıkıyor. Aynı segmentte aşağı yukarı benzer fiyatlarda araçlar olduğu için Jetta örneğini veriyorum. Şanzıman gerçekten zayıf, başarısız. Araçta cruise control sistemi var. Uzun yollarda, uzun kullanımlarda gayet güzel sabitliyorsunuz hızı. Güzel bir özellik konfor açısından. Otomatik far da mevcut araçta. Yağmur sensörü konulmamış. O konuda bir tık geride kalıyor ama C segmenti bir araçtan bahsediyoruz. Çok da 2013 model bir araçtan bahsediyoruz. Çok da anormal gelmeyebilir sizlere. Arabanın orta kısmında bir kolçak olmamasından dolayı konfor negatif etkileniyor. Koltuklar iyi denilebilir. Yani sizi böyle çok fazla rahatsız edici bir konforu yok aracın. Orta seviyede bir konfor sunuyor. Şöyle söyleyebilirim. Tam ortalama bir araba. Yani çok büyük beklentileriniz varsa hani C segmentinin en iyisini alayım ya da C segmentinden alınabilecek ne varsa ben onu alayım bir araçtan diyorsanız bu araç sizin tercihiniz olmaması gerekiyor. Ama ortalama, ayağım yerden kesilsin, birazcık boyut itibariyle büyük olsun, geniş olsun diyorsanız Opel Astra sedanı düşünebilirsiniz. Ama bana kalırsa benim önerim bu aracı otomatik vites olarak almayın. Manuel versiyonlarını düşünün. Direksiyon çok ağır. Gerçekten ağır. Yani bu arabadan beklenmeyecek düzeyde sert bir direksiyonu var. Araçta 4 disk kullanılmış fren olarak. ABS standart zaten. Yeterli sayılabilecek bir freni var diyebilirim. Çok güvenli duruş mesafesini çok aşmadan durabilirsiniz arabayla. 4 disk en azından C sedan bir araba için, C segment sedan bir araba için 4 disk zaten artık standart hemen hemen her modelde. Tabi Egea'nın 1.3 multijet versiyonlarını ve Linea'ları saymıyorum. Tam C segmenti bile sayılmıyor Linea'lar zaten. Ama Egea'ların 1.3'ünde multijetinde kampana kullanılması ilginç arka tekerleklerde. Arka tekerleklerde kampana kullanılması ilginç olmuş. Egea'nın da testini yapıp çekeceğim zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracın dıştan görüntüsü normal bir görüntüsü var. Çok demode diyebiliriz, çok da modern gözüküyor diyemeyiz. 2013 model bir araç bu araç. Sadece ayna kısımlarında sinyal lambaları yok. O olsaydı daha güzel bir detay olurdu. Birazcık da aracın içerisini inceleyelim, bakalım içerisi nasılmış. Evet arkadaşlar, böyle bir iç mekan bizi bekliyor. İçine. Evet, direksiyondan bahsedecek olursak önce deri bir direksiyon, dikişli şu kısımlar. Tabii 90 bin kilometrede itibaren hafif şu noktalarda eskimeler başlıyor ama gene de sağlam diyebiliriz direksiyon için. Şuradaki plastik renkleri çok hoş durmuyor ama ve çizilmeye de müsait. Bu Volkswagen'deki bir metal olsaydı çok daha şık ve dayanıklı olurdu. Aracın hemen malzeme kalitesine bakıyoruz. Yumuşak malzeme arkadaşlar. Yani orta seviye yumuşaklıkta. Çok aşırı yumuşak değil ama şu kısımlar, torpido kısmı sert plastik kullanılmış. Ön göğüs bu şekilde. Şu kısımlar havalandırma ve klima üniteleri. Metalik gri renkte. Enjoy Plus versiyonunda burası piyano bilek kaplamaydı ve daha şık gözüküyordu. Evet, krom kaplama, kapı açma kolları. 4 cam otomatiği var aracın ve 4 cam da tek dokunuşla hareket ettirilebiliyor. Komple inip kalkabiliyor. Bu kısımda ayna kontrolleri de gayet güzel. Otomatik fara var arkadaşlar arabada. Hız sabitleyici şuradan ayarlıyorsunuz. Arka bagaj kumandadan açılıyor. Kumandadan açmak için bayağı bir basmamız gerekiyor. Yani kumandayı şöyle göstereyim. Sustalı bir anahtar yapılmış. Kumanda yapılmış. Güzel, gayet şık. Bu şekilde açılıyor.
açma tuşuna basılı tuttuğunuz zaman arka bagajı açabiliyor ya da şuradan da arka bagajı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ön görüntü bu şekilde. Hemen gözlerine bakalım aracın. Şurada bir saklama gözümüz var. Şu kısımda bir güneşliğimiz var. Işıksız ve aynasız. Burada da aynalı ama kapaksız ve yine ışıksız. Burada kitap okuma ışıklarımız ve normal mamız. Burada da arkada da aynı şekilde mevcut. Torpido gözümüz şöyle. Çok fazla ekstra bir göz bulunmuyor. Şu kısımda çakmaklık ve kül tablası şeklinde düşünülmüş. Araba gerçekten saklama gözleri konusunda çok da iyi sayılamaz. Bu kısımda, orta kısımda bir kolçak yok. Ve şu kısımda bir bardaklık düşünülmüş. Bir de arka kısma bakalım. Arka kısımda gene yumuşak sayılabilecek bir plastik var kapılarda. Bu güzel bir detay çünkü bu segmentte araçlar için bu kısımlar genellikle sert plastik kullanılır ama Opel burada malzemeden kaçmamış. Diz mesafesini görüyorsunuz. Gayet iyi sayılabilecek bir diz mesafesi var aracın. Arka kısımda herhangi bir kolçak vesaire bulunmuyor. Burada da bir ışıklandırmamız var. Tek taraflı ya da çift taraflı kullanılabiliyor. Genel arkadan görüntü itibariyle de aracımız bu şekilde gözüküyor. Bir de bagajı inceleyelim. Buradan da bir buton koymaları gerekiyordu bagajı açmak için. Şöyle bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. 490 litrelik bagajı var aracın. İyi sayılabilir bir bagaj hacmi. Şu anda benzer segmentteki araçlar 500-520 litre, 530 litrelere varan bagaj hacmi sunabiliyor ama 490 litre de iyi sayılabilir. Evet, bir negatif noktada arkadaşlar klimanın açılış şekli. Klimayı açmanız için şu tuşa bir kere basmanız gerekiyor. Şöyle bir ekran geliyor karşımıza. Buradan çevirerek aşağı indiriyoruz ve AC yazan kısmı aktif hale getirmemiz gerekiyor ki klima açık olsun. Burada orta kısımda bir klima tuşu bulunmaması, AC tuşu bulunmaması da negatif bir özellik. Çünkü yolda ilerlerken belirli bir hızda seyrederken klimayı açmanız gerektiğinde bu tür işlemleri yapmak zor olabiliyor. Zor gelebiliyor sürücülere. Araçta hararet göstergesi yok arkadaşlar. Sadece benzin göstergesi var. Ve kadran tasarımı olarak da ışıklandırma, bildiğimiz standart sarı ışıklandırma yapılmış. Arabanın ses sistemi beklentilerimi benim karşılamadı. Araçta 6 tane hoparlör var. Her kapıda birer tane hoparlör ve şuralarda küçük teaserlar var. Sesi birazcık arttırdığımız zaman cızırtı yapmaya başlayabiliyor. Bunu iyi ayarlamak lazım. Aracın fabrika çıkışındaki gibi kullanırsanız zaten ses sisteminden hiçbir zevk almazsınız. Ancak kendiniz buradan manuel olarak ayarlamasını yaptığınız zaman idare eder kısmına getiriyor bizi. Şu kısımda işte dediğim gibi bagaj açma tuşu var. Ve 4 kapının da kilitlenmesi buradan otomatik olarak gerçekleşebiliyor. Yükseklik ayarı gene buradan yapılabiliyor direksiyonun. Burada da far yükseklik ayarları, iç aydınlatmaların şiddetleri, ön ve arka sis farları da bu şekilde. Otomatik far araçta mevcut. Şöyle göstereyim. Aynalarda ısıtma yok arkadaşlar. Dört camı dışarıdan kapatmak mümkün ama sıcak havalarda araba biraz havalansın diye açmaya basılı tuttuğunuz zaman bagaj açıldığından, bunun için şöyle göstereyim. Anahtarda ekstra bir düğme, tuş olmadığından dolayı, açma ve kapama şeklinde olduğundan dolayı camları dışarıdan kumandayla açamıyorsunuz arkadaşlar. Ortalama, çok ortalama bir araba. Eksi ve artı yönleri de bu şekilde. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.